Kübra Par, tüm amiral Cihat Yaycı, İtalya-Yunanistan anlaşması konusunda uyarıyor. Biz ülke içi gündemlerle oy alana duralım. Salı günü Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini etkileyecek çok önemli bir gelişme yaşandı. Yunanistan ve İtalya münasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Aynı günün akşamı emekli tüm emiral Cem Gürdeniz Habertürk'te konuğum oldu. Hem bu anlaşmanın Türkiye ve Doğu Akdeniz açısından anlamını hem de Yunanistan'la son günlerde tırmanan gerilimi ve Libya'yı konuştuk. Programdan sonra istifası büyük gündem yaratan deniz hukuku uzmanı emekli tüm emiral doçent doktor Cihat Yaycı ile konuştuk. Yayını ilgiyle izlediğini söyledi. Yunanistan'la İtalya arasındaki anlaşmaya dair görüşlerini sordum. Verdiği bilgileri dikkatle dinledim çünkü herkes biliyor ki Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının bilimsel fikir babası Cihat Yaycı Paşa'dır. Gerçi o her sorulduğunda anlaşmanın imzalanması ve hayata geçirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin sonucudur diye vurguluyor. Kendisine mal etmemeye özen gösteriyor. Doçent Doktor Yaycı, Libya Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Ocak 2020'de Kriter Dergisi'nde bir makale yayınlayarak Libya'dan sonra atılacak adımların neler olmasını gerektiğini sıralamıştı. Cihat Başa şimdi o tavsiyelerini anımsatıyor ve Türkiye'nin atabileceği bazı somut adımlar olduğunu ve bunun devletin ilgili kurumlarınca çok boyutlu değerlendirmesinin önemli olduğunu söylüyor. Peki nedir o adımlar? askeri adımlardan ziyade Türkiye diplomasi ve uluslararası hukuku kullanarak üstünlük elde etmeli. Ocak ayında kaleme aldığım yazıda rakip ülkelerin neler yapabileceklerini yazmıştım. Şimdi en zayıf halkadan başladılar ama ön almamız lazım diyor. Yunanistan kendi tezini çürüttü. İtalya ve Yunanistan arasındaki anlaşmanın Türkiye açısından neden çok kritik olduğunu Cihat Yayıcı Paşa şu sözlerle anlatıyor. Bu anlaşma ile Yunanistan adaların ana kara kadar hakkı olmadığını kabul etmiş oldu. Zaten Yunan muhalefetinden Sırıza Partisi milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Kozyas hükümeti eleştirerek İtalya ile imzalanan anlaşma ne yazık ki zamanında bizim müzakere ettiğimiz anlaşmadan daha gerideki bir noktadadır. 1977 yılında imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasında özellikle kuzeydeki Dioponya Adası'na daha fazla yetki alanı tanınıyordu diyerek bu durumu teyit etmiş oldu. Devletimizin ilgili kurumlarının bunu çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Bir başka örnek daha var. 2009 yılında Yunanistan ile Arnavutluk arasında münasır ekonomik bölge anlaşması imzalanmıştı. Adriyatik'teki adalara Arnavutluk kadar hak tanıyordu. Yan sınırı da Yunanistan kendi lehine kullanıyordu. Buna dair hazırladığımız raporu el altından Arnavutluğa gönderdik ve kandırılıyorsunuz diye uyardık. Anlaşma imzalanmış olduğu halde Arnavutluk Yunanistan'a itiraz etti ve senin adalarınla benim karamın aynı hakları elde etmesi adil değil dedi. Anlaşmayı AYM'ye taşıyarak iptal etti. Yunanistan sürekli adaların ana karalar gibi eşit deniz yetki alanı olduğunun kabul edilmesini istiyor fakat ne Arnavutluğu ne de bu hafta yapılan anlaşmada İtalya'yı bu konuda ikna edemedi. Oysa aynı tezleri kullanarak Türkiye'ye karşı Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hak iddiasında bulunuyor. Meis Adası'nı haritada görmek bile mümkün değilken kıta sahanlığı var diyerek koskoca Anadolu'nun kıyılarını yok sayarak Doğu Akdeniz'e sahip olmak istiyor. Bu cesaretinin arkasında biraz da Yunan diplomatların agresif aktifliği yatıyor. Arnavutluk ve Libya uyandırılmalı. Şimdi Türkiye'nin atması gereken çok somut bir adım var diyor doçent doktor Yaycı. Çünkü İtalya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmada Arnavutluğun ve Libya'nın hakkı yeniyor. Güneybatı, Kuzeydoğu hattında Arnavutluğun, Kuzeybatı, Güneydoğu istikametinde ise Libya'nın kazanacağı alanlar gasp ediliyor. Yani Libya ve Arnavutluk İtalya ile anlaşma yapsalardı Yunanistan'ın aldığı bazı alanlar onların olacaktı. Dolayısıyla Libya ve Arnavutluk'un bu anlaşmaya itiraz etmesi gerekiyor. Cihat Yaycı Paşa'nın verdiği bu bilgiler çok kritik. O nezaketi gereği böyle söylemiyor ama ben açık ve net yazayım. Türk Dışişleri Arnavutluk ve Libya'yı bir an önce uyandırmalı. Hatta bununla da yetinmemeli. Mısır, İsrail ve Lübnan kamuoyuna Güney Kıbrıs ya da Yunanistan'la değil de Türkiye ile anlaşma yaparsanız daha fazla deniz alanı kazanacaksınız mesajını hatırlatmalı. Mısır-Yunanistan yakınlaşmasına da dikkat. Bütün bunlar yaşanırken Yunanistan'ın en büyük gazetesi Katimerini de Vasilis Nedos imzası ile yer alan haberde Yunanistan'da İtalya ile yapılan anlaşma sonrası gözlerin Arnavutluk ve Mısır'a çevrildiği yazıldı. Haberin detayında bizi çok ilgilendiren bir bölüm var. Eğer Mısır'la bu tarz bir anlaşma yapılırsa Türklerin Doğu Akdeniz'deki bütün planlarının boşa çıkacağı iddia ediliyor. Mısır ile Türkiye arasındaki gerginliklere atıf yapılarak Mısır'ın şu an birinci önceliği Libya'da Hafter'in kazanması. Çünkü Müslüman kardeşlere yakın bir yönetimin Libya'da iktidara gelmesinin Mısır'ın güvenliğini büyük tehdit doğuracağı vurgulanıyor. Bize ne imzalasınlar diyemeyiz. Çünkü Cihat Yaycı Paşa'nın anlattığı üzere Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında deniz yetki alanlarının paylaşımına dair anlaşmaların imzalanması ulusal menfaatlerimize zarar verebilecek en kötü senaryo olur. Böyle bir durumda uluslararası hukuktan kaynaklanan yaklaşık 186 bin kilometre karelik deniz yetki alanımız 41 bin kilometre kare ile sınırlanır. Kulağa çok karmaşık geliyor olabilir. Bu karmaşanın nedeni şu. Deniz yetki alanı ve münasir ekonomik bölge anlaşmaları kara sınırları kadar kesin değil. Ülkelerin birbirine bakan kıyıları temel alındığı için ne kadar alan kazanacağınız hangi ülkeyle anlaşma yaptığınıza göre değişiyor. Bu yüzden de erken davranan kazançlı çıkıyor. Türkiye'nin Libya ile anlaşması bölge ülkelerine büyük gol oldu ama yine de uymayalım. Aksi halde biz başka gerilimlerle iletişimi zayıflatırken bir bakarız Mısır Yunanistan'la anlaşmayı imzalayıvermiş. <laughs>